Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala habibina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ceal'tehu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü sohbetimizde barçamızda manfaatli kılsın. Huzur razı buladigen işlerge muvaffak müyesser kılsın. Dünya ahiretimizde abad buluşu da faydamızda hüccet buladigen meclislerden buluştuğunu nasip kılsın. Zaten insanın dünya hayatı ve ahiret hayatı dagi makamını köp uğurlarda dünyadaki sohbetdaşları tanlagan majlislari hal qiladi. Qaysi majlisga ko'proq qatnashasiz, kim bilan ko'proq yurasiz, uni ta'siri bo'ladi. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga yurgan, u kishiga iymon keltirgan, u kishini ko'rgan, suhbatlashgan sahobalarining qadri darajotiga hech kim yeta olmaydi. Shu uchun chunki suhbatdoshi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Boradigan joyi payg'ambar alayhi salatu va salomning dargohlari, huzurlari. O'shaning uchun ularning yangi avlodni maqomi martabasi sahobalarning maqomi martabasiga teng keldi. Alloh subhanahu va taolo o'shaning uchun ularga nisbatan Qur'oni Karimda radiyallohu anhum va radu anhu degan. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Ba tahqiq Alloh sizga bay'at qilgan daraxt ostida, daraxt ostida sizga bay'at qilganlardan rozi bo'ldi dedi. Mingdan oshiq sahoba bor edi. O'sha Hudaybiya sulhida daraxt ostida turib Nabi sallallohu alayhi va sallamga bay'at berishib, "Ya Rasululloh, siz bilan to o'lgunga qadar yonma-yon turamiz" deb bay'at qilishgan edi. Alloh taolo o'shalarni Qur'onda zikr qilib, "Laqad radiyallohu anil mu'minin", mu'minlardan Alloh rozi bo'ldi. "Iz yubayi'unaka tahta ash-shajara" dedi. Daraxtning ostida sizga bay'at qilganlardan rozi bo'ldi. Dunyoda mo'min odamning izlanib, qidirib, topadigan narsasining ichida Allohning roziligidan ustun narsa yo'q. Alloh taolodan hozir sizga bir xabar kelsa, Alloh sizdan rozi desa, bundan ortiq baxt yo'q. Mo'minning tamomiyla amallari-yu qilayotgan harakatlari-yu zikrlari, ibodatlari hammasi Alloh rozi bo'ladimikin deb qilinadigan ishlar. Alloh rozi bo'ldi degan xabarni eshitsangiz eng katta baxt. Buni Alloh subhanahu va taolo sahobalarga nasib qildi. Islomning dushmanlari Qur'oni Karimni obro'sizlantirish umidlari puchga chiqqandan keyin endi Qur'oni Karimni bizga yetkazgan sahobalarni obro'sizlantirish yo'lidan yurishdi. Ular payg'ambar alayhissalotu vassalomga nisbatan bo'lingan qilingan tuhmatlar ichida Rasululloh bilan birga yurgan sahobalarni obro'sizlantirishga harakat qilishdi. Ilm ahllariga nisbatan otilgan toshlar har doim ahli fisq, ahli bid'at, ahli kufur, ahli zalolat tomonidan bo'ldi. Odamlar bid'at haqidagi tushunchalarda bugun yoki tarixda ham
insanların zihinlerini çalgıp çıkar hareket kılar. Bid'at ne mi dese? Bid'at ne mi? Kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finna. Her bir bid'at zalalettir. Her bir zalalet cehennemde diyorlar. Bu hadis bu. Ne mi bid'at dese? Adamlar ki hadir kursayız, müminlerini en sayaz narsalarını bid'at ekenliğini ayçimden çalgıp çıkardı. Mesela dasturhan tepesinde kollu kötülü dua okuluş bid'at değil. Cümeden aldığında 4 rekat namaz okuş bid'at değildi. Cümeden keyin 4 rekat namaz okuş bid'at değildi. Öy, bid'atlarının en kattesi ulemalarına hakaret kılış. Bunu etmeydi. Ulemalarına kılın edigen tuhmet ve bohtanlar Müslüman cemiyetine karşı kılıngan en katta huruç, en katta ağır bid'atlardan saklanırdı. Çünkü ulemalarına hürmet kılış, ularını ornege koyuş, ularının aitkenlerini kılış, Kur'an ve sünnetinin siz bizge birgen en büyük talimatlarına. Ularge ergeşerken biz, ularını aitkenlerine kulak salarken biz, her daim yo dünya yo ahiretimiz yo ki ilk kelesi saadet ki, sebep bugün. En katta bid'at ulamalarge tane taşı atış. Bana şu bid'atlarını içi de, yani bundan çalgıtış için başka narsalarını roberoge ap geledigen, İslam talimatıya, İslam gayesine karşı duradigen gayeler devam etip girmekte. Hakkını hem Allah subhanahu ve teala devam ettirip kalan. Kul ca'el hakku ve zahakal batil innel batile kâne zahuka. Aytin ey Muhammed aleyhisselam hak geldi. Batıl yok oldu. Batıl zaten yok oldu uçudur. Hak zayıf görünse de himayetçisi bulmasa da bizi gözümüzde. Adamlar onu garip sanasa da, şüyem indi, gepiri yaptı da deyip adamlar onu pas sanasa da, Allah onu galip kula uğradı. Allah subhanahu ve teala dinini, Peygamber aleyhissalatu vesselam ve o kişinin etrafındaki sahabeler ve o kişilerde yakşilik bilen ergeşkenler barakatıdan kıyamet geçe devam ettiradigan kılıp koyduk. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala etedi ki inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz zikrini nazil kıldık. Mufassırlar zikr degani Kur'an'ı aytışken zikir kelimesi Kur'an manasını beredi. Lekin asıl manası zikirden közlengen maksat İslam. İslam şeriatını biz özümüz nazil kıldık ve onu özümüz muhafaza kılamız degen Allah Teala. Zikrini fakat Kur'an deyip çekerelep koyuşlikke lügat istilah manasından doğru kemiydi. Zikir, şeriat, İslam. Ana şu İslam'ın doğru yol bilen ulemalar silsilesi arkayı sizge yetip gelgen manasını oğlunuzge, farzendinizge, şagürtinizge, gelecekken size mi yetkazarken siz? Şu karavandasız. Siz niye Allah Teala razı bulgeller safıdegi, uşa karavandegi adam ikerliginizini Kur'an'da ilan kıldı. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı buldu. Onlar hem Allah'tan razı buluştu. Bu razılık Allah'ın ilanı. Şu safke kiresiz, razılar safiden cayalasız. Ya ki muhalif bulasın. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Neytral zone yok. Ya şu safden cayalasız, fikrinizi bildirasız, pozisyonunuzu anak kılıp ortaya koyasız, yok ki muhalif bulasın. Çünkü batılıya karşı indemeyi turuş, batılıya şeriklikini bildirir. Natoğru narsanı kurgen de, men ra'a minkum munkaran fel yugayirhu biyedihi. Kim bir munkarını kursa, munkar. Yani, hılaf işini, cinayi işini, bid'at işini kursa, bilse şunu, kolu bilen kaydarsın. Özgert. Kolu bilen özgert olsun. Ve illem yestete' fe bi lisanihi. Kolu bilen imkaniyetini kıl almasa tili bilen kaydarsın. Aytsın. Oo, not olur bu bizim. Ve illem yestete' fe bi kalbihi ve zelike ad'aful iman dediler. Eğer tili bilen hem iple almasa kalbi bilen onu yaman kursun. Kalbi bilen inkar kılsın. Yok desin.
Buna doğru düzgün kalbi buna. En ahirgi iman şu yakın, nokta şu yakın. Bundan keyin noktada bundan keyin iman yok. Ondan uyağıda iman yok. En zayıf iman körgende pozisyonu anıklaş. Yok, ben bu taraf masman deyiş. Ben bu taraf man deyiş. İslam düşmanları toxtagani yok, toxtamoqchi ham emas. Müslümanlar kaçan dünya meydanında, dünya temeddünüde yüksek makamlarını egallagan bo'lsa, özünün dinini doğru o'rganib, unga amal qilganda bo'lgan. Özünün dinini doğru o'rganib, en afdal narsani, en faziletli narsani kabul qilib, unga amal qilganda bo'lgan. İslam ümmeti özünün dininden uzaklaşıp, malumatı kemeyip, yakşı narsa kalıp, addi narsaya, yaman narsa turup, yamarra narsaya muptala bugende ammeten. Arkada koyun. Misal için çocuğa göçtüğünün haramligini hemeniz siskenip aytemiz. Çocuğa haram. Tonguz haram deyimiz. Doğru mu? Bunu ağzımızda alış uyada tursun, yakınıdan yoramayız. Bir kişi çocuğa yedi dese, buna soruş gibi gelmeyiz. Doğru mu? Peki her gün gıybet değil buramız. Çocuğa göçtüden göre gıybet haramra. Haramlıkta çocuğa göçtüde yani günahı da bunu ki ağır. Çünkü Allah Teala وَلَا تَغْضَبْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا diye. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اَتَّقُ اللّٰهِ diye. Bazıngiz bazıngizni gıybet kımasın. Çocuğa göçtüğünü yemesin degen narsa yok. Çocuğa göçtüğünü haram degen ayet var doğru. Lekin gıybet kılmenler degen ayet var. Oy gıybet kımayın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا sizlardan birer tengiz özünün biraderini, göçtüğünü ölü halde yiyişini yakış veredim. Ha, yaman kuradım şimdi. Fakirehtumu. Yaman eken mi? Ha, cilkeni yapsız mı? Allah Teala Allah'dan korkun diyordu. Gıybet, adam göçtüğünü yiyiş getirinleştirildi. İbni Asakir özünü senedi bilen, keltiredi. Ulamalarını, göçtüğünü yiyiş, ha? İnsanını öldüredi deydi. Kalbini öldüredi. Bana şu üslup, bana şu hareket İslam'a bugün düşmanlar tamamından her daim amalga aşırıp gelindi. Avvalki sohbetlerde yani kegeller var, işitkenlerim vardır. Biz el-muktiruna fil-hadis, el-muktiruna rivayeten fil hadis mavzusu da sohbet kılıyorduk bizi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri içi de en kub hadis rivayet kılıyan zatlar. Ve bularga nispeten İslam düşmanlarının intrigeleri, onların yamanatlık kılıç için hareketleri ve bu hareketler ciddi yani tüs olgenliği doğrusu da yaklaştırılıyor. Hadis rivayet kıyanlar içinde en çok hadis rivayet kıyan sahaba kim idi? Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu. Ebu Hir, Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan 5000'den çok hadis rivayet kıyan. 5376'da. Ya bu yok, ana kadar var. Baki ibn Muhallad keltirgen bunlar. En çok hadis. Yakınıge yoramagen başka hiç kim. Ondan keyingi orunda Abdullah ibn Umar radıyallahu anh. Bu kişi 3000'e bari varmıyordu hadisler. Ondan keyingi orunda Anas ibn Malik radıyallahu anh oturadı. Anas ibn Malik radıyallahu anh. Bu kişi hem düşmanının mülcelliden aman kamaya. Bu kişiye nispeten hem triglik peytleri de yok. Keyinçelik İslam yani halka arası da Müslümanlar arası da bugün türlü intrigeler içi de Anas ibn Malik'e hem taşlar oturuyor. O kişinin hem bir hürmet kılıçki hareket kılıyor. Bu zat 2286'da hadis rivayet kılıyor. Bu hem Baki İbn-i Muhallet'in keltirgen sanağı hadis rivayet kılıç bu arası da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanları da yürgen
O yüzden Mekkeliklerden 3 kişi, Medinelikilerden 3 kişi, yok ki 4 kişi. Hadis rivayet kılıç bu üçe, yani sahabeler içi de peşkadam saplanırdı. 6'ta yok ki 7'te değil ulamalı. Şu üçüncüsü Enes bin Malik radıyallahu anh. Biz bunlarını tanıp, bunlar doğrusudaki hadiselerden haberdar buluşumuz gerek. Ne demek? En kemede kalbimiz bilen bulsa da bunlarla muhabbetini ızhar kılıştı. Kolumuzdan kelsek o yoldan bireydi. Ulamalar çıkaraydık, farzantlar terbiye kılaydık, şagırtlar yetiştiraydık, oğlumlarını terbiye kılıştık da meblağımızı ortaya koyaydık, nasihatimizi eğitiydik. Bu tilbeden, kolbeden kılınırdı gençler. Kılalmasak, hiç yokuşlarına yakış kuraydık. Yakış kuruştu ne kılış gerek? Tanış gerek. Muhabbet dostlar, iradi mehzuzu. İradi degen ne degen? Muhabbet sizi hakışınız üstüge kurulmaydı. Ben bir kişinin bugün bir yakış kurup görüyor demeyiz, diyemeyiz. Kalp işi var. Lekin muhabbetinin esbabları iradi. Yani bir kişinin yakış kuruşuyuz için onu yakış kuradığın sebeplerini organizeyiz gerek. Tanışıyız gerek, bilişiyiz gerek. Tanımasayız, bilmeseyiz, kanakını bir yakış kurasıyız. Bugün İslam'a muhalif bugün adamlarını 99 faizi İslam'ı tanımayız. O şey için muhalif. Bugün hadislerini inkar kılıyorken savatsız, beynesap adamlarını kursayız, sahabelerini tanımayız. Şunun için bunlar doğrusu da beymel al tülünü uzaytırıp yapıra bırak. Tanıgen deydi bunların kimliğini. Bu muhabbet sebeplerine belki erişerdi. Biz bu sahabelerin yakışık oluşumuz gereği. Çünkü bizde dinimiz şunlar arkada geldi. Hadisler şunlar arkada geldi. Kur'an şunlar arkada geldi. Fikh şunlar arkada geldi. Enes bin Malik radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Munavvara'ya kilgen peytlere de 10 yaşadım dediler. 10 yaş. Bazı rivayette 8 yaş. Bu iki yıl farkı mıydı? Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye kilgen peytlere de o zatını etrafları da sahabeler cemlendi. Mekke'den bir hicret kıp yegenlerde muhacir deyildi. Medine'de o zatki yordan birgen, iman kiltirgen sahabelerini kim deyildi? Ansar deyildi. Ansar, yordan biri uçuna. Ansarlarının hakkı her bir Müslümanın zilmesi de kıyamet geçe sakit bu meydi. Her bittemiz ansar sahabelerini aldı da karzdalmış. Çünkü ular Nebi Muhterem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge maliyu canini fida kılıp yordan verişti. O zatını vatallarından kuvuşken peyti de caylarını cay verişti. O kişinin yalgancı değişken peyti de rasa ettiyiz değişti. Yani işte turamız değişti. Bunlar ansar makamına erişti. Ansarlar doğrusu da her daim yakşı fikirde buluşumuz gerek. Kim İslam talimatı bu içe kimgedir yordan verse ansarlarını yani davamçısı, ularını safhede ekenliğini ilan kıyan bunlar. Ansar bu katta makam. Ansarlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'a cay verdi Medine'de. Uzun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akaba bey'ati bugün. Mekke'de yürgen peytleri de kıyınçilik, iman keltirgenler kem, zayıf, Müslümançilik rivojlanmaya koygen, yangi Müslüman yok. Uşa peytte Peygamber aleyhisselam bir taifke varıp özlerine yordam çıkıdırdılar. Bir ukaz bazarı, her yeni bir madde bazar bulardı. Bazarga çıkıp uzağdan kegen adamlar bilen gaplaşıp, ben peygamberman, menge yordan biriler, eğer yordan birseniler sizler bilen birge bulamayan, deyip ularge taklifler kıldılar. Şu tekliflerini Medinelikler kabul kıldı. Başı da o hele Mekke davru. Uşa Medinelikler bu narsalarını kabul kıyenden keyin ettiler ki, biz sizge yordan birsek, biz gene mi veririz? Peygamber aleyhissalatu vesselam, eğer sizler menge yordan birseniler, ben sizler bilen birge bulamayan dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam siz bilen birge bulsa. Daim. Bunu evazige ensarlar razı buluştu. Kim? Mekke fethi buldu. Fethi Mekke'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldılarına dünya yağılıp gitti.
Yangi musulmon bo'lgan odamlarga 100 ta tuya, 100 ta tuya, 100 ta tuya tarqatishni boshladilar. Makkaliklarga. Abu Sufyonga 300 ta tuya berganlar. Bitta berganlar ular. Sahobalar kelib, yangi musulmon bo'lgan. Ya Rasululloh, men musulmon bo'ldim. 50 ta qo'y. Ya Rasululloh, men musulmon bo'ldim. 200 ta qo'y. Berkasi keldilar. Shunda madinaliklar ichida gap chiqqan. Yer deyishgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlarini shaharlarga keldilar, yurtlariga keldilar. O'shaning uchun o'zlarini eski vatandoshlariga pul beryaptilar, boylik beryaptilar. Degan gap so'z. Dunyo baribir dunyo ekan-da, aylanishni boshladi. Bu gapni eshitganlarida o'sha gapni olib kelgan ansor sahobaga aytdilarki, bu gap tarqayaptimi ichingizda? Ha, tarqayapti ya Rasululloh. Sanda ham qalbingda shu gap bormi dedilar. Manda ham bor dedi hali. Men ham shuni o'ylayapman dedi. Unda dedilar ansorni yig'inglar dedilar. Hamma ansor yig'ib boshqa hech kim qarindoshlasin, qo'shilmasin. Ansorlarga aytdilarki, "Hey ansorlar" dedilar. "Sizlarni haqqinglarni ado qilib bo'lmaydi" dedilar. "Men" dedilar. "Men" dedilar. "Sizlarga nisbatan" dedilar. "Adashgan paytinglarda to'g'ri yo'lni ko'rsatmadimmi" dedi. Zalolatda ekaninglarga hidoyatga sabab bo'lmadimmi dedilar. Deganda bo'ldi ya Rasululloh, shunaqa bo'ldi dedilar. Sizlar tafriqada edinglar, birlashtirmadimmi dedilar. Birlashtirdingiz ya Rasululloh. Unday qilmadimmi, bunday qilmadimmi deyavurdilar, deyavurdilar, ular ha, ha deyishavurdi. Shunda aytdilarki, sizlar ham aytmaysizlarmi ya Rasululloh, sizni qavmingiz quvib yuborgan paytida biz qabul qildik demaysizlarmi? Uyingizdan qochib chiqib ketganingizda biz sizga uy berdik demaysizlarmi? Bir tiyin pulsiz keldik, pul bilan sizga yordam berdik demaysizlarmi deyishgan? Dedilar. O'zlari o'rgatyaptilar. Desalar, ansorlar aytdiki, ya Rasululloh, biz minnat qilmaymiz deyishdi. Biz minnat qilmaymiz. Shunda aytdilarki, axir bular yangi musulmon bo'ldi. Bular yangi musulmon bo'ldi. Sizlarning iymoninglar pul ustiga qurilmagan u dedilar. Bular yangi musulmon bo'lgan odamlar. Bularga tuya beryapman, qo'y beryapman, bular uyiga tuya qo'y bilan ketyapti. Sizlar men bilan ketasizlar-ku deyaptilar. Rozi emasmisizlar dedilar. Deganda ansorlar hong-hong yig'lashgan shu joyda. Ya Rasululloh, rozimiz, rozimiz. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak jasadlari, muborak badallari Madina Munavvarada. Makkani fath qilganlar qosalar bo'lardi, Makkani yaxshi ko'rardilar. Hijrat qilib chiqib ketayotganlarida bu qavm meni quvib haydab chiqarmaganda edi Madinadan siljimasdim deganlar. Qimirlamasdim deganlar. Yaxshi ko'rardilar. Bilol har kuni Madinada bomdoddan keyin Makkaga qarab olib, "Ey Madina, ey Makka, qalbimning porasi, sog'indim seni" deb yig'lasa, "Oy Bilol, qalbimni ezma, yuragimni ezma" derdilar. Yaxshi ko'rardilar Makkani. Lekin va'dalari bor. Va'da ansorlar qilgan yordamini evaziga ular bilan birga ketishdi. Bu va'daga vafo qildilar. Kelgan paytlarida Madinada islom muhitini tashkil qildilar. Hamma payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga kelardi, sovg'a salom hadiyalar olib kelardi. Anas ibn Malik aytadilarki, "Meni onam" deydilar. Ummu Sulaym binti Milham radhiyallohu anha. "Meni onam qo'limdan yetarab, yo 8 yoshman, yoki 10 yoshman, payg'ambar alayhissalomni oldilariga olib keldilar. Ya Rasululloh, hamma sizga o'zining hadiyasi bilan, tuhfasi bilan kelyapti. Meni qo'limda hadiya yo'q, tuhfa yo'q, lekin mana bu o'g'lim bor. Bu mening o'g'lim Unayz, Anasning kichkinachasi. Anascha degan. Bu mening o'g'lim Unayz. Ba'zi rivoyatda bu uzun quloq o'g'lim deganlar. Chalpan quloq o'g'lim Unayz. Sizga hadiya. Sizga xizmat qilsin shu. Haqqiga duo qiling" dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam duo qildilar. "Allohim, barik lahu malahu va waladahu" dedilar. "Va aqil hayatahu yoki umrahu" dedilar. "Parvardigoro, bu Anasni molini,
avladını ziyoda qiling. Umrini uzun qiling dedilar. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu duolarini hammasini ko'rdim dedilar. Tutuliblaridan, zurriyotlaridan tarqagan avlodlarini, o'g'illari yu, nabiralari yu, abiralarini soni 160 taga yetgan. Ba'zi rivoyatda 200 taga yetgan deydi. Jamoat bilan ko'chaga chiqsalar, katta askarlar kelyapti deb o'ylagan odamlar. Shunaqa ko'p bo'lib ketgan farzandlar. Duo. Ansorlar ichida moli eng ko'pi men bo'ldim dedilar. Moli dunyosi ham ko'paydi bu kishi. Umrlari uzoq bo'lishi hijratdan oldin 10 yil oldin tug'ilgan bo'lsalar, hijratdan keyin 93-chi hijriy sanada vafot etganlar. 103 ga kirgan bo'ladi. 103 100 atrofida, ya'ni milodiy sana bilan umr ko'rganlar. Basrada eng oxiri vafot etgan sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu bo'ladilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning duolarini olganlar. Hodimin nabiy deyiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning xizmatlarini qilib yurgan kishi. U zotga bo'lgan muhabbatlari misli ko'rilmagan bo'lgan. Yuqorida aytdim, muhabbat irodi bo'lmaydi. Ya'ni inson o'zi xohlab yaxshi ko'ra olmaydi. Muhabbat irodaning sabablari bilan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatlarini ba'zi hadislarda o'zlari sabablarini bizga aytib berganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ko'rdim deydilar. O'rtada ovqat bor, ovqatning ichida oshqovoq bor. Va quritilgan go'sht bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam go'shtdan ko'ra oshqovoqni qidirib yeyaptilar. Oshqovoqni yaxshi ko'rar ekanlar Payg'ambar alayhisolam. Anas aytadilarki, shu hodisani ko'rgandan keyin dunyoda eng yaxshi ko'rgan yeguligim oshqovoq bo'lib qoldi deganlar. Oshqovoqni yeyish katta savob ish emas o'zi. Yemaslik gunohi kabira emas. Lekin muhabbatning sabablaridan biri hisoblanadi. Sizni mahbubingiz nimani yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa, yomon ko'raman demasligingiz kerak. Namanganda Davudxon to'ra bor edilar, Alloh rahmat qilsin. Sirkani birinchi ko'rishim sirka. Hal, sirka. Sirkani menga yoqmadi debpanda Davudxon to'ra oldisam. Ayt, u kishi aytdilarki, "Yo, sirka senga yoqmagan emas, sen sirkaga yoqmaysan" dedilar. Nimaga? Sirkani Rasululloh yaxshi ko'rganlar. Rasululloh yaxshi ko'rgan narsani yomon ko'raman deb bo'lmaydi. Muhabbatni izhor qiladigan odam uni yaxshi ko'radi. Bu borada ajoyib misol keltirishadi Majnunning misolini. Majnun mashhur bir arab diyorlarida podshoh bo'lgan. Podshohligi Qays ismli odam bo'lgan. Shu bir qizni yaxshi ko'rib qoladi. O'sha qizni ishqida podshohlikdan ham tushib ketib oladi. Dardida shuni yuradi. O qizi nomi Layl. Biz Laylo deymiz, a? Layl degani qora tun degani o'zi. Qop-qora xotin bo'ladi. Ya'ni surat shart emas. Muhabbat uchun surat shart emas. Bugun biz suratga aldanyapmiz. Muhabbat uchun insonning qalbidagi irodiy muhabbatni sabablari shart. Bir kuni Majnun ko'chada bir itni ushlab olib, boshini silab, unga juda iltifot qilib, qo'lini ko'ksiga qo'yib itni rosa hurmat qilayotganmish. Odamlar hayron bo'libdi. Majnun, endi rostdan jinni bo'ldingmi? Bu itga bunaqa muhabbat qilishing sababi nima desa, yo, bu itga emas muhabbat, ha? Bu itni men Laylining ko'chasida ko'rganman. Shuning uchun buni yaxshi ko'ryapman degan. Laylining ko'chasidagiga bo'lgan muhabbat haqiqiy Layliga bo'lgan muhabbatni sarf qiladi. Biz Allohning ko'chasidagi do'stlarmiz. Bir-birimizga bo'lgan muhabbat shunaqa bo'lish kerak. Irodaning sabablari bo'lishi kerak. Islom ummatining orasiga ixtilof qo'zg'ayotgan johil juhalolar bugungi kundagi shu muhabbatni nafratga aylantirgan odamlar. O'zida ilmiy saviya yo'q.
Avvalo men aytib berdim. Bittasi kelib bahs qilyapti. Bahs emas u yer. Jaholat. Bittasiga ahli bid'atlarni imomiga bo'ysunib qolgan. Sizni deydi, daliliniz to'g'ri emas deydi. Xo'p, dalil degani nima degani desa, gapni aylantirib, "Ya daliliniz to'g'ri kelmaydi" deydi. Xo'p, meni dalilim to'g'ri kelmasligini ilmiy aytasanmi yo'qsa aytgan gapga ishim ketaverishimiz kerak. Haramda bu aytgan ish. Yo, bilmaydi. Lekin inkori bor, nafrati bor. Qalbida jaholati bor. Musulmonga nisbatan nafrati bor. Ahli bid'atga nisbatan muhabbati bor. İslam ummatini eng katta muammolardan bittasi shu. Bugungi kundagi muammolardan bittasi shu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salatu vasallamning xizmatlarida 10 yil bo'lgan. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlarida 20 yosh edim deydilar. 20 yosh. Madinada bir qancha muddat yurganlar, payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birga juda ko'p g'azovatlarda qatnashganlar. Badrda qatnasha olmaganlar chunki yoshlari yosh bo'lgan. Ya'ni askar yoshiga yetmagani uchun badrda qatnashmaganlar. Lekin taxta shajarada yuqoridagi aytgan oyatimizni ma'nosida laqad radiyallohu anil mu'minin iz yubayunaka taxta shajara daraxt ostida sizga bay'at qilganlardan Alloh rozi bo'ldi degan oyatga Anas ibn Malik kiradilar. Taxta shajarada daraxtni ostida bay'at qilganlar safida edilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga qattiq shunaqa bog'landilar. Xizmat o'shan uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamni xodimun nabiy deyiladi, ya'ni payg'ambarimizning xizmatchisi. Avvalgi suhbatlardan aytdim, masalan Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambar alayhi salatu vasallamning kavushlarini, misvaklarini, hassalarini ko'tarib yurgan. Bu talash bo'lganda Anas ibn Malik ham shuni talashib kelgan. U kishi ham shu misvakni ko'tarib, kavushni ko'tarib xizmat qilib yurgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga nisbatan ya'ni xizmatda peshqadam bo'lgan. Sabit Bunani degan tobiin bo'lgan, bu kishi Anas ibn Malikning shogirdi. Sabit Bunani. Bu kishi aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning namozlariga o'xshagan namoz Anas ibn Malikning namozi deganlar. Xolid ibn Valid Iroqni fath qilgan paytida Iroqda Himis degan joyda nasroniylar yashaydi. U paytda nasroniylarni cherkoviga kirsa 3ta bola, yosh balog'at yetmagan bola Injil o'qib o'tiribdi. Talab ekan nasroniylarni kelajakda olimlari bo'lish uchun tayyorgarlik qilib o'tiribdi. Ularni oldida kelib bu kishi bittasini Anas ibn Malikka berdi. Bu sangida tarbiya qilib bo'ladi dedi. Ismi Tirin edi, Sirin. Anas ibn Malik bu Sirinni tarbiya qildi. Bir vaqt muddatdan keyin balog'atga yetdi u bola va musulmon bo'ldi. Anas radhiyallohu anhu uni qo'lida. Qul bo'lib kelgan, musulmon bo'ldi. Anas radhiyallohu anhu uni ozod qildilar. Tarbiya qildilar, shogird bo'ldi. Sirin to'yida uylantirish kerak bo'lib qoldi. Anas ibn Malik sovchi bo'ldilar bir qizga, adashmasam shu Abu Bakr Siddiqni qullariga sovchi bo'ldilar. Uni nikohlashdi. Nikohlaganda to'yga sahobalarni aytdi. Sahobalardan katta-katta sahobalar. Zubayr ibn Avvomga o'xshagan, Talha ibn Ubaydullohga o'xshagan, hazrati Umar radhiyallohu anhuga o'xshagan katta sahobalar to'yga keldi. Haqlariga duo qilishdi. Sirin taxminan bir 10 yoki 20 yil farzand ko'rmagan. Odamlar aytgan Siringa, boshqa xotin ol. Ol boshqa xotin ol, mumkin-ku. Farzand ko'rasan deganda, yo'q degan. Meni to'yimga degan katta-katta sahobalar kelgan. Ular meni haqqimga duo qilgan. Men ularni duosidan umidvorman. Ularni duosi ijobat odamlar. Alloh taolo menga beradi degan. Qarang ixlosni. Keyin bir farzand ko'rgan, to'xtatib bo'lmagan.
Takkisde oğlu var. Kızlarının sağını bilmiyim ben. Takkisde oğul görgen. Şu oğullardan bittesinin adını Muhammed koygen. Muhammed İbn Sirin. Tabiillerini yani en katta alimlerden. Kıbatlarını başıda İmam Müslim'nin, İmam Müslim'nin sahih toplamlarını mukaddimesi de aynen şu Muhammed İbn Sirin'in yapılarını keltirdim ben. Hadis rivayet kılıçta ahbarani, haddeseni, anfulan, anfulan kriteriyesi kattan kep çıkan. Bu metodoloji kattan kegen. Haddesene. Ne demek var haddesene? Mesela sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittim dese bu. Sahabege güman yok, şubha yok. Ödül. Hemen sahabe adım kısaplanır. Sahabeden ki yenge avlat haddeseni an fulan, yok ki haddeseni fulan, yok ki Anas boladı, yok ki Abdullah bin Mesud boladı, yok ki Abu Hurayra, bitti sahabe. An Resulillah. Ortada bitti sanat bu. Tabi tabiinde ikide üçte bu kadar. Ana şu davurlar ki gen payeti de İbn-i Sirin ayet ediler ki indi haddeseniye ihtiyaç da bulan. Bizge din hakkında gafriyetken adamın kimliğini örgeniş muhum indi. Çünkü ne bege? Ahli bid'at kıpayıp yetti. Hazreti Osman'daki zatını, sahabeni üyüde katıl kılıçtı. Yevmüdder, meşgul hadise var. Üyelerini kabal kılıçtı. O kişini kirip katıl kılıçtı. Müslümanla degen davadaki adamlar. İmanlı dava kıyan adamlar. Siz bugün imanlı dava kılıp, alem şumur yapını yapırıyorken hemen adamge ergeşip kete vermesliği izli, bu hadisten bilişimiz gerek. Çünkü dinli dava kılıp, imanlı dava kılıp, turlihil razaletlerini amelge aşırıdıkanlar böyle. Hazreti Osman'ın katını kılışıp, Allahu Akbar deyişken. Hazreti Ali'nin katını kılışıp, Allahu Akbar deyişken. Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anhu'nu başlarına alışıp Allahu Akbar deyişken. Ulemalarına katıl kıyanlar Allahu Akbar deyişken. Keçe Moskva'da tinç ahalını atıp Allahu Akbar deyipti. Bunlar adam mı şunlar? Şunlar insan mı şunlar? Oşan için sanatke karar verdi. Kim bu? Kattan ki deyipti bu. Kimli şagirdi? Kattan ders alıyipti bu. Karar verdi. Şunun için karar verdi. İslam'ın insan parvar din ikenliğine muhalif gepler esasen ahli bid'atten çıkardı. Şuna adamlardan çıkardı. İbn-i Sirin, Anas İbn-i Malik'in şagirdlerinden bu kişiye. Cüddü kup adam Anas radıyallahu anh'dan hadis rivayet ediyor. Cüddü kup olan. 2000'den aşık hadisini yani, faras kıra uğrayayım. Bu anca nasıl? Kur'an'ı yer mi getirin yani? Kur'an neşte ayet edi? 6300 6236 da. Anas radıyallahu anhu'nu şagirdlerden yani bir tesayt edi. Anas ayterkenler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan ötkenlerden ki her tüşkürgeninde Resulullah'ı göremem dedi. Bu ya muhabbet ne? Samarası. Yaxşı ko'rgan narsangizni ko'rasiz. Nimaga ehtiyojingiz ko'p bo'lsa shuni ko'rasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni o'ylang, har tush ko'rganda ko'rar ekan. Anas radhiyallohu anhu umrlari uzun bo'ldi, moli dunyolari ko'p bo'ldi. Bu kishi Abdulmalik ibn Marvon aytiga ham yetib kelganlar. Abdulmalik ibn Marvonni qisqaroq aytdim men o'tgan suhbatda. Abdülmelik İbn Marwan, Abdullah İbn Zubayr, Mus'ab İbn Zubayr, Abdullah İbn Umar. Sahabalardan Allah razı olsun, tabiillerden Allah Teala özü rahmetine ogen olsun. Bu tör kişi dost bugen özü. Tindoşlar bugen. Haram-ı Şarif'te Bab-ı Mültezem'de oturup alıp dua kılışke. Kıyan dualarını hembesi icabat bugen. Abdullah bin Zubayr dua kıyanlar Allah'ım beni Haliç'e, Mekke'ye, Medine'ye emir kıyındı dua kıyanlar. İcabat buldu, bu kişi emir buldu. Mekke'nin emiri bu kıyanlar. Mus'ab ibn Zubayr, Zubayr ibn Avvam oğulları bunlar. Zubayr ibn Avvam cennet başaratını ogen sahabe.
Cemal hadisesi de hıyanet bilen katıl kılınken bu kişiye. Arkalardan kılıç vurulgen, meclise sancılıyor. Zübeyir ibn-i Avvam'da iki de oğlu bu. Şehirdeki oğulları. Mus'ad dua kıldılar. Allah'ım beni Irak'a vali buluşluğumda imkan ver. Allah Teala duasını icabet kıldı. Ne oldu? Irak'a vali buldu. Abdülmelik ibn-i Mervan ayetti ki Allah'ım beni kelleler evazige bulsa hem İslam ümmetini birleştiredigen halife kıyın bir dua kıldı. Allah Teala duasını icabet kıldı. Halife buldu bu kişi. Ve kelleler evazige buldu. Mus'ab radıyallahu anhuniyem Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu nahan şu katıl kıldır. Kolu da kılıç var idi, kılıç. Namı Haccac ibn Yusuf el-Sakafi idi. Taiflik. Taif'ten çıkan adam. Muallimül Kur'an. Kur'an talim veredigen adam bugün. Balalarge Kur'an okutuyen, cüdeyen fesahati büyük adam idi. Cüdeyen. Bu kelip Abdülmelik ibn Mervan'ge yani özünü iktidarını taklif kuyen. İbn-i Zimba' degen adam bugün. İbn-i Zimba' bu Oşa Abdülmelik ibn Mervan'ın koludaki general. Şunu köngülünü topken bu Haccac'ını ap gelip Abdülmelik ibn Mervan'a taklif kuyen. Bu adam işletse bulabildi. Abdülmelik ibn Mervan onu aldın asker başı, min başı kiyin İbn-i Zimba'nın orduyu şunu kuyen. General bugün. Irak'a gelip, Irak'da Mus'ab ibn Zubayr'ı katıl kıyandan ki, Irak'a vali bu. Ki Mekke'ye gelip, Abdullah ibn Zubayr'ı askerlerini parakende kıyan, o kişi kaçıp gitken. Ki inçelik ahır balık, ozu taslim bu. Taslim bu gende katıl kıyan. Abdullah ibn Zubayr. Şu Haccac'ını aldığı Anas ibn Malik geldiler. Radıyallahu anh. Ki gelirlere de Anas ibn Malik'e karab hey Unays dedi. Tasgir kelimesi var Arap'ta dedi. O şey Anasça degen. Bazen onu yani obrosunu kurtarış için küçükleştirirlerdi isim mi? Bazen obrosuna tecavüz kılış için küçükleştirirlerdi. Onaları Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldığı ap yegende, bu oğlum Unays degende, obrosunu kurtarış için dedi. Yani hani küçükine, günahki bulaşmagen, taze bir bolaçan var beni, küçükine gene, şunu alayım siz, terbiye kıyın diye manası da. Haccac, Anas ibn Malik'e nispeten, hı Unays dedi. Ha Anasya dedi. Katta şeyh, hoş katta adam. Şuna kadar gaddar adamıdır, Haccac. Aytdi ki, Ali tarafta bo'lib bir g'ashimiz ketdik. Bu Muaviya bilan Ali radhiyallohu anhu anhumolar o'rtasida bo'lgan muomalada Anas Ali tomonda bo'lgan. Ali taraf bo'lib bir g'ashimiz ketdik. Abdulmalik ibn Marwan bu Muaviya radhiyallohu anhuni avlodidan-da Umaviylardan. Ali tarafta turib bir g'ashimiz ketdik. Abdullah ibn Zubayr tamanda turup yana bir qaşımız getirdi. Bu cengi etiyordu. İbn Aş'as tamanda turup yana qaşımız getirdi. İbn Aş'as degen bir komandan bugün. Bunu atrafı da ulamalar yığılıp Haccac'a karşı, Abdülmelik ibn Marwan'a karşı kurallan geldiler. Ve bu kuralliği cengi tarihte fitnetil kurra deyildi. Karılar fitnesi. Ulamalar fitnesi. Ular ulamalar cem bulup durup Haccac'ını yani Abdülmelik ibn Marwan'ı tahttan aktarış için yığılışken, mağlup buluşken. Haccac ularını mağlup kıyken. Haccac'ın asıl ismi Kuleyb. Kuleyb degeni itçe degeni bu. Dedesi Haccac'a gelip durup sen nime ge Abdullah ibn Zubayr tarafmazsan, Abdülmelik ibn Marwan tarafsa. Ahir Abdullah ibn Zubayr'ın şerefi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldılarındaki obrosu malum mu? Demek ki Abdülmelik ibn Marwan tarafından degen de Haccac etken. O Abdülmelik'in duasını kaytarken. Özü bilmeydi. Ben degen İslam ümmetini birleştiriş tamamında duramam. Kelleler evazige bu seyem degen.
Abdullah ibn Zubayr'ın ona kanki gücü yok diye. O fakat Mekke'nin etrafını birleştire alaydı. Bütün İslam ümmetini birleştire degen, Abdülmelik ibn Marwan degen. Onu yan hücceti bugün, onu yan delili bugün. Ana şu narsalardan gururlanıp, Anas ibn Malik'e sakra yaptı. Bazı rivayette, o şalpan kulak degen. Anas ibn Malik ki. İnsan da gaddar bolsa, şuna kabul eder. Kıyan işlerini, akıbeti de, kagerlerini hemen kendisi şimdi Anas ettiler ki, bu geplerde hangi ayeti yapsan mı dediler. Diğerleri de, ha kulağın gelen mi dedi. Haccar. Hangi ayeti yapman dedi. Eğer yine yolumdan çıkartıken bulsan, teriğini şirve olamam dedi. Undak kılaman dedi, mundak kılaman, her türlü gapını yapırdı. Şimdi Anas ettiler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hasbiyallah ve ni'mel vakil deyip çıkıp gittiler. Keyin hat yazdılar Abdülmelik ibn Marwan'a. Abdülmelik ibn Marwan, ben namını aytayım, ben o'rgansangiz, bu yan ahli ilim bo'lgan, zamonasini peshqadami bo'lgan, muhaddis bo'lgan. Abdülmelik ibn Marwan, hazrakam odam bo'lmagan, olim bo'lgan, peshqadam bo'lgan. Abdülmelik ibn Marwan, muhaddis. Shunga hat yozyapti Anas ibn Malik. Haccoş menge şunakan geplerini gepleri yaptı. Beni onam Resulullah'ını aldılar ki abarganda Unayis de geldiler. Bu beni Unayis de yaptı. Digende Abdülmelik ibn Marwan'ı hat yitip organda sakrap ondan türk getirdi. Cahılda. Daro hattı abdigen adam ki hattı yazıp anakı ki cunetken. Haccoçke. O Haccoç digen. Yani Müslümanların halifesi Abdülmelik ibn Marwan'dan Mel'un Haccoçge. Hat yazıyor. O Haccoç dedi. Eğer Yahudiler Uzayr aleyhissalatu vesselam'ın sahabesini topuk kalsa başı kurtarır. Nasraniler İsa aleyhissalatu vesselam'ın bir tane havarisini kurup kalsa onu hürmetin cahaya koyadı. Bizge sahabe, Resulullah'a hizmet kıyan adamlardan kagen adam şu. Çünkü bir hürmetlik kılıyor sen. Şunu kavuşiga hizmet kılasın. Anasge. Kavuşunu kötürebilirsen gerek bu sen. Eğer yine Anas ibn Malik radıyallahu anhu'ya nispeten şuna kanki iş kıladigen bulsan. Likulli kavmin müstakar fesevfe ta'lemun dedi. Kur'an'dan ayet yıldırdı. Her bir adamla baradıken cahı var, tiz kütlü kursatamaz sen gelin. Haccaj bunu o genden ki, Tilya Galamaçı'nın başlarken, Anas ibn-i Malik'in aldığı gelip üzül sonra gel, beni keçireyim ki gel, hullas, şuna kadar bugün. Anas radıyallahu anhu'nu hadis rivayet kılıçtaki peşkademlikleri zamanımızda hem İslam düşmanlarının mülceliği çıkıyor. Bunlar Anas radıyallahu anhu'nu o şey zihni paslikte, kekseyip kagenden ki hadislerine toku var geldikte, uzu eşitmegen gepliyem hadis deb yaparışlikte aybileşerim. Uzu insan yaşı uluğ bulup kekseygen peytirde zihnide biraz muamma buluşu tabi. Ha, Anas ibn Malik radıyallahu anhu'nu hadisi bilen, yaşırak sahabenin hadisi ruberomu rubero kip kalsa, Ebu Hanife aytadılar ki, ben yaş sahabanın hadisini alamam dediler. Demek ki, keksaygan adamda hadisini metnide biraz isten çıkarış buluşu mümkün. Bu degene Anas isten çıkarıp koyadığı adam degene mez. Üslup ne eti yaptı Ebu Hanife? Ebu Hanife rahimahullah, üslup ne eti yaptı? İki de sahabadan hadis geldi. Bittesi ak dedi, ikincisi kara dedi, misal için. Demek kılamam dese, raviye karayım ben degene. Sahabanın bittesi yaşı kiksara, 90 kirgen. Bittesi deylik 52 60 kirgen. Misal için. Ben 60 kirgenlikini alamam. Demek ki yaşrağının zihni cahide bulup degen. Şu gepten Anas'ın zihni pas degen gep çıkardı mı? Yok, ona kadar gep çıkmaydı. Mustaşlıklar şu cahiden şuna kadar gep çıkarsın. Ya Anas'ın degen zihni pas değil mi? Bana o zinayet yapsa ki degen. Islıkını karay. Anas radıyallahu anhu Basra'da vefat etkenler, yaşları yüzden aşken peyde vefat etkenler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını en ahırı Basra'da vefat etken sahabelerden bugünler. Duaları icabet ikenliğini sabit binani başka bir rivayette kilitirgen. Bir gün deydi,
meni agorotimga, meni dehqonchilik bor joyimga keldi. Yer qaqshab ketgan, qurib ketgan, ha? Juda ham mevalar qurib talofatga uchragan paytda seni yeringmi buni so'radi. Ha. Nimaga bunaqa ish? Yomg'ir yog'mayapti. Chiqaroqqa chiqdi deydi, 2 rakat namoz o'qib Allohdan so'ra. Keyin yomg'ir yog'ishni boshladi. Yomg'ir faqat meni agorotimga yog'yapti deydi. Bitti şu adamın özünü agorotiga. Bu karomati zohir bo'lgan sahobalardan, ya'ni bu oddiy narsa bo'lgan ular davrida. Alloh taolo ulardan rozi bo'lgan bo'lsin. Bularni tanish, ularga muhabbat qo'yish, bu hadisga muhabbat qo'yish hisoblanadi. Hadisga muhabbat qo'yish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatning izhori. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni qattan taniymiz bo'lmasa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qandoq ergashamiz bo'lmasa. Hujum muhaddislarga bo'lyapti. Imom Buxoriyga bo'lyapti. Imom Buxoriyni yozgan asarlari nimadan iborat? Hadislardan iborat. Imom Buxoriy o'tirib olib, choy ichib olib, ilhom bilan yozmagan asarni. Bu ilmiy, akademik asar. Bitta gap eshitgan bo'lsa, bu gapni kim aytdi? Bu odamni qidirib topgan bu kishi. O'zining zamonisida. Topib undan so'ragan kimdan eshitdingiz degan. Falonchidan desa, ha deb yozmagan. O'sha falonchini ham borib topgan. Siz haqiqatda falonchiga shu gapni gapirdingizmi? Ha. O'sh siqatdan eshitdingiz, men falonchidan. Uni ham qidirib topgan. Bo'lmasa o'shani tanigan odamni qidirib topgan. Shuning uchun 7000 ga yoki 8000 ga yaqin hadisni yozishga 16 yil sarflagan shuning uchun. 16 yillik mehnat bu. Ya'ni oddiy odamni 16 yilligi emas, Buxoriyga o'xshagan odamni 16 yillik mehnat. Imom Buxoriy hofiz bo'lgan, 600 ming hadis turuqini yod bilgan odam. Shu odam 16 yildan keyin kitobda yozib tugatgan. Uslub bo'lgan ustiga, metodologiya bor. O'shaning uchun Imom Buxoriyni inkor qilish mustashrik bo'lgan, islomga dushman bo'lgan taraflarni bizni hadisni bilmaganligimiz uchun shakka tushirishi mumkin xolos. Hadisni bilgan, ilmni o'rgangan odam, Imom Buxoriyning metodini ko'rgan odam shakka tushmaydi. Kuchi yetmaydi. Imom Buxoriyni maydonda Qur'oni Karimdan keyin eng sahih kitob Buxoriyning sahih to'plami degan maqomga bekorga Alloh taolo nasib qilmagan. Ilmiy asosi bor buni. Inkor qilish oson. Ay deb aytaveradi, ay yo'q deb o'laveradi. Ilmiy asosda Buxoriy mana shu narsani isbotladi. Bizga bu hadislarga bo'lgan ya'ni suyanishligimizni, hadislarga bo'lgan muhabbatimizni yana yangilaydi degan umiddaman. Qisqaroq bugungi suhbatimiz shundan iborat. Alloh taolo sahobalardan rozi bo'lgan bo'lsin. Ulardan bizlargacha ilm yetib kelishida xizmat qilgan ahli sunna val jamoa ulamolaridan ham o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Bizni mana shu safda joy olishligimizga tavfiq bersin. Qalbimizni muhabbatini shularga qilsin. O'tirayotgan majlisimizni, suhbatlashib yurgan odamlarimizni, eshitib yurgan suhbatlarimizni qayerdan, kimlardan kelayotganiga e'tibor berishga tavfiq bersin. Chunki ta'sir bor. Suhbat ta'sir qiladi. Alloh taolo hadis yo'lida barchamizni xizmatchi bo'lishligimizga o'zi tavfiq bersin. Qisqaroq shu, kimda nima savol bor? Endi Hazrat rahimahulloh Alloh rahmat qilgan bo'lsin. U kishini butun O'zbekistondagi aqli raso, iymoni sog'lom odamlar, vijdoni butun odamlar shogirdi. Ko'rgan, ko'rmagan ham. Ularning ixlosi naqadar ekanligini Alloh biladi. Ixlosi butun odam birinchi umrlik shogird bo'ladi ulamoga o'zi. Hazratning yonida yurgan ixlosi yo'q odam u shogirdlik maqomiga loyiq bo'lmasligi mumkin. Chunki insonni qutqaradigan narsa ixlos. Samimiy, ya'ni iymon. U ma'noda bizda unaqa narsa yo'q. Ya'ni bizni islom
itikadımızda birinci numar, ikinci numar yok. Yani hazretini aldı da o kişinin derslerini ogen çoğunluklar kub cüdeyen. O kişi muhabbet kigen, sırlarını ait edigen, o ilerlerine kabul kigen, çoğunluklar kub. Var şuna kadar. Bazılar var, fakat uzağından gelip kitap alakası var. Kitap okuyordu ki tabi. Bazılar var, fakat dua aladı. Bazılar var, hizmetlerini kıladı. Kitap okumaydı. Bu şey manada indi falan çıpstançı diyemeyiz. Lakin kub. Şagirdleri, evvelam eti vergenimiz, haftada Torbert'te ders bulardı. Düşembe, seyşembe, çarşembe, peyşembe. Cuma günü başka hacakalar bulan bulardı. Şembe günü spor, şimdi hoşçakalın dersler. Yekşembe günü namarış bulardı. Bu derslerde ama şagirdten sonrasıyız, en yakışık örgeleri ben bu sankredi buylardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini kurgen ben şuna kadar. Ama şuna kadar böyleydi. Şuna kadar muamele kılardı bu kişi. Yani hizmet kıldırış yönelişi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetlerini kayyum kıyan kişiydi. Bu Amr ibn As radıyallahu anhu şuna kadar derkenler de Resulullah'ın beni yakış görüyorlar. Sahabalar içinde en yakış görgenleri ben. Menden göre yakış görgen sahabaları yok. Hemen yapıyorlarken ben. Bir günü bir cahaya seriye asker cönet odalar, Amr ibn As'ını emir kıldılar bunlarca. Başlık kılıp cönettiler. Şimdi kum verdik o kişiye. Borgenden kegünçe etrafındakiler ettiler. Ayterkenler ki ben de mi dedim? Beni yakış görürkenler mi? Bana sallaki beni emir kıldılar. Haydi borgendeki uzlardan sonra bunu ispatla olama. Dip barıp, uşa seferde cünüp bu koyarlar. İrtirap tursalar soğuk. Cünüp bu kagallar bunu hemen bildiği taharat kımadılar, tayammum kıldılar. Namazı okudular. Sahabalar o şey yok ki, o kişiye ergeçkenler, sen taharat kılışın kere gidi, demek ki musul kıldın, tayammum kıldın de bu kişiye biraz tane kıldı. Kaytüke gelirler de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şikayet kılıştı. Bu şuna kıldı ya seferde. Cünüp bu kalıp bizi imamlık göttü. Tayammum kılıvıttı, taharat kılmadı, gusul kılmadı degende. Amr'a kalıp şuna kıldın mı dediler. Ha şuna kıldın. Neme geldi degende? Allah Teala Kur'an'da وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ degen ki dedi. Uzilerde uzilerde öldürmeyler degen ki dedi. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّحْلُكَ degen ki dedi. Uzilerde helaketke feşlemenler degen ki. Ha, gusul kısam soğuktu. Helaket dedi. Degende Resulullah küldüler. Doğru kısam dediler. Yine yani şicaatle diyor bu. Hem de çıkıp gitkenden ki ya Resulullah dedi. Sahabeler içinde en yaş görgeniz kim dedi. Ne geldi? Ayşe de geldi. Miner Rical de geldi. Erkeklerden çıktı geldi. Abu Had, otası dediler. Yine Ayşe'ye nispet verdiler de. Abu Bakır'da sıra bulardı. Ayşe'nin şuna yaş görerdiler de. Ayşe dediler. Erkeklerden dese otası dediler. Şu Ayşe'nin otasını yakış görmem dediler. Ondan keyinçi Umar, ondan keyinçi Osman, ondan keyinçi Ali. 15 de sanadılar dedi, ben yok ben dedi. Şimdi tohtattım dedi. Yeneyem uzaklaşıp gitmeyin, yakış görgenlerle içi dedi, tohtattım dedi. Lakin sohbette Resulullah bilen bana degen gapte öyleydi ki en yakış görgenleri ben de buydu. Aşına kabul gel. Hop, Allah rahmet kıyam olsun. Hazret Rahimahullah'ını ve barcha ulamalarını nima uchun yaxshi ko'ramiz? Yukarıdaki üslup bilan yaxshi ko'ramiz. Ular hadiske hizmet kılıştı. İslam'ga hizmet kılıştı. Sizi bizni imanımızga hizmet kılıştı. Uşa sebepten ularga bugün muhabbetimizni izhar kılamız. Bizem şuna kadar uylayımız. En yaxshi ko'rgan shogirdim ben bu zaman gereydi uylayımız. Lekin hazretini özüge has hizmetleri, özüge has sünnetki bugün fidakarlıkları, Allah Teala inşallah mükafatları, bana bugünkü gündeki Uzbek zaban Müslümanlarına ekseriyeti, vicdanı tazaları, o kişinin özü genemi deydi, taz dediler. Allah rahmet kıyamasın. Hop, değil mi saval var yine? Buna uğradı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek muyları, saçları, yoki sakal doneleri degan ma'noda
bugünkü günde teberrukatlar mavzusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kogan narsalar mavzusudur. Bu ümmet hassas bugün. Hakikatte sanadı var, hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kogalligi ispatlangan narsalarga hurmat ko'rsatgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam saçlarını, umurları mobaynida iki marta oldirganlar. İkincisi hacda bugün. Oxirgi marta haj qilganlar, Makka fathidan keyin haj muddati kelgan, haj qilganlarda hajdan ihromdan chiqayotganda sochlarini o'rdirganlar. Bir tomonini qirdirib olganlarida shu sochni olib turib, Sa'd radhiyallohu anhuga berganlar, men ol deganlar. Qolganini qolgan sahobalarga bo'lib berganlar. Bu sahih rivoyatlarda keladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sochlarini bu ummat boshida ko'tardi. Khalid ibn Valid radıyallahu anh'unu dubulgalarıdı, Resulullah'ın saçları vardı. Çünkü koyuverdiler, dubulgayı. Bir cengde, ceng bulu yaptı. Kaynap kızıp durdu ceng. Dubulga çüşüp gitti yirgi. Tohtattılar han, tohtatturlarıyım dediler. Ottan çüşüp dubulganı kıdırdılar. Topu boşa giydiler de Resulullah'ın saçları vardı. Şunun için ayak astı bulmasın diye kıdırdı diyorlar. Şimdi, uzu mavzuga alakadar soru verdiyiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin saç donalarını bu kadar itibar bilen saklayan ümmet hadislerini saklayan buruşu mümkün bas mı? Akıl arası adam eydirdi. Yani hadisini saklaştıkta ondan çok ihtimam görsetken bu ümmet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkan her bitti cümleni ular taftiş kıyan, akademik taftiş kıyan. Bitti cümlede adaş kalıp bir tane cümlede Medine'de durup Medine'den. Adaşmasam Abu Ayyub'ul Ansari bu sırada gerek. Bitti hadisini cümlesinde adaşıp kaldılar. Adaşıp şu hadisini dediler. Ubade ibn Samit'e mi eşitken dedi. Ubade hatta ikindip sürüştürdüler. Sürüştürseler Mısır'dayken. Bu mesela dediler ben Mısır'a varıp gerek. Medine'den çıkıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan eşitilgen hadisini bitti cümlesini hayaldan kurtarıp koyan için Mısır'a geldiler. Ubadan'ın üyünü taptılar. Takınlattılar, çıktı. Ha, kelin, kelin. Şu hadisini eşitken edin senem. Benem eşitken edin, şu cümlede hata kılı yapman. Şu cümlesi kanaka dedi. Bu ne dedi? Boldu rahmet dedi, attı bir yürüp kayıttı. Toktan dedi, uzağdan geldiğiniz kirin, avukat kılaman, ubanası koyaman dedi. Yo dedi, beni seferimden közlegen maksat hadis seferi dedi. Eğer kirip avukatlansam niyetim buzular dedi. Uşan için avukatlamayayım ben. Şuna kayıt gitti. Saçlarını himaye kıyan ümmet hadisleri gibi canını fidan kıyan. Bitti cümle için şuna kadar sefer uyuşturuşken. Uşan için hadiske nispeten tokmat uyuşturuşlikini ilacı bu mege. Ulamalar meydana çıkıp tokta deyişken, kattan aldın deyişken. Ben de cümlesini keltirip edin deyişken. Bunu sahabalara mı kıyan? Sahabalar. Abu Musa Ash'ari Musa'lar gerek Hazreti Umar radıyallahu anh'u kedi o kişinin eşiklerini takkırlattılar. Bir metri çakırdılar, hiç kim cevap vermedi. Yine çakırdılar, hiç kim cevap vermedi. Yine çakırdılar, hiç kim cevap vermedi. Kayıt fit yatıyordular, çıkıp geldiler. Labbey. Ne ki çakırganda 3 metrede cevap vermediğin degende ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan eşittim. Bir xonadonga borsangiz 3 marta chaqiring. 3-uncisida ijobat qilmasa qaytib keting deganlar. O'shaning uchun sizni 3 marta chaqirishingizni hadisga muvofiq bo'lsin deb kutib o'tirdim dedi. Deganda Hazrat Umar shart yoqalarga yopishgan. To'xta deganlar. Qattan olding bu hadisni. Menga isbotlaysan bunu dedi. Sen o'zingdan to'qiyapsan bu gapni, qattan olding. Rasulullohdan deb gapiryapsanmi? Ha? Mazalari qochib qo'ygan. Keyin sudrab olib kelgilar masjidga. Masjidga kelsalar ko'pchilik o'tiribdi. Shu hadisni eshitgan bormi ichinglarda deganda Ubay radhiyallohu anhu bo'lsalar kerak, o'rnidan turib, "Men eshitganman bu hadisni" dedi. Keyin Hazrat Umar qo'yib yubordilar haligi sahobani. Aytdilarki, "Men seni" dedilar, "muttaham demoqchi emasman. Rasulullohdan hadis deb gapirganda ehtiyot bo'lishlikka targ'ib qilib qo'ydim xolos" deganlar. Rasulullohdan degan jumlada ilm kerak.
Çünkü cümle ne mene ifade kıladı bizge? Dinli ifade kıladı. Mesela benim adli gapım dinli ifade kımaydı. Abrarı gapı o. Hahlayın alın, hahlayın taşavarın. Toğrağı benim gapımı amayın. Kıyamette ben cevap vermeyeyim ben sizge. Çünkü benim gapım adli gap bu. Lekin Resulullah'ın gapları değilgende o dinli ifade kıladı. Şunun için Ebu Hanife'den kılınan rivayet, eğer ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gaplarını yani sahih rivayetlerini gapırsan bu benim mezhebim deganlar. Şahsi gapimni devorga urvoringlar deganlar. Hamma aytgan, hamma müştehitler o'zini ehtiyot qilgan. Çünkü şahsi cümle din bo'lmaydi. Bizde adamlar hazır, hazır. Adli bir metodolojiyani usulünü bilmeydi, gapini din deydi. Siz dalil keltirseniz, her deydi o dalil doğru emas. Nima doğru biz, ben bilmiyorum dedi. Bittesi baskı yaptı benden, bir havariç bala. Menge deydi, Ahmet ibn Hanbel'in gapini keltirebilirim deydi. Bir akide mesela dedi. Ahmet ibn Hanbel dedim, tefsiruhu kıraatuhu, yok ki kıraatuhu tefsiruhu. Diye. Mesela Kur'an'da şuna kadar ayetler var. Manası ne deseyiz? Manası kıraatı değil. Diye. İmam Ahmet şuna kadar diyor. Mesela istiva alel arş. Ne mi diye ne dese? Tefsiruhu kıraatuhu diye. Onun tefsiri, manası onu okuş buldu. Şuna kadar diye ne dese? Ya İmam Ahmet ne kadar diye ne yaptı ben. Hop ne mi diye ne dese? Onu bilmiyim ben diye. Şuna kıyam buluşu mümkün. İmam Ahmet eğitme geldiğini bilerken, nime digerliğini bilmezken. Hadırgı kündeki kette cehalat şundan ibaret. Özbeyle de acaba makal var. Özüm kel, tabim nazik değil. Kıstallıydı. Çöntekte bir tiyin pülüm yok, sonu nazarım ilmeydi. Vücudu hiç nelse yok, lakin hem neye akıl örgüde. Bu bana şu cehalet, hadis ilmi ulemaları tamamından faş kılıyor. İmam Malik'ten bir acayip rivayet var. İmam Malik bir cehalet kiti yaptılar, bir toda adamlar cemilen varır, bir adamın eşli oturuştu. O adam, İmam Malik'ten rivayet kılınladı diye yaptı. İmam Malik özü eşli oturdu. İmam Malik ben diyordu. Adamla götürüp alıp. O İmam Malik'ten de hadis rivayetini yaptı. Şimdi toktadılar da manyak alettiler. İmam Malik bu hadisin katına geldi. Sen falancıdan, pustancıdan. Sen kimsen? Ben İmam Malik mi? Onda ben kim ben de geldim. Şimdi kalep sezip o geldi. İmam Malik bitleme yeri yüzü dedi gel. Ben bu kanalı şu da yeni ayrıntı yaptı. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kalan nefakat muy mübarek, uzattan kalan ton, uzattan kalan ayak kıyım, uzattan kalan kase, bir kança narsalar var, senedi bile. Kimden kanaka uçup kili yetkenliği bilen, ispat bilen turuptu. Bazı adamların kolu da turuptu, ekseriyeti bu, Topkapı degen saray var Türkiye'de. Topkapı sarayı da turuptu. Şu Topkapı sarayı da, her Ramazan'da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek tonları namaş kılınladı. Adamlar kiri ziyaret kılıp öterdi. Bu dedi mi, bu meydi mi, bu geplerde itibar vermeyiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kogenlerse biz üçün teberruk. Teberruk ekelliğine deliller var. O şey saçlarını kestirip adamlarına birgelleri, kumvar demegelleri teberruk şu. Adamlar saklayabilirken bunu. Uşandan kere yaptı bizge. Abdullah ibn Ubey ibn Selul, münafıklarının en kattası bugün. Şu vafat etken de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aldılar ki oğlu kege, oğlu Müslüman. Atasını kıyan işlerden haberdar. Münafık, münafık bugün atası. Oğlu kelip, ya Resulallah, ne mi bu sen atam degen, cenazasını öz yüz okuyun degen. Şayet sel azabı yengillese de böyle yaptı da. Peygamber aleyhissalatu vesselam küngül adamı bu genler. Umru mabeyni de Resulullah ki hıyanet kıyken. Arkadan bıçak vurgen şunu cenazesini oku genler. Ki Allah Teala ayet nazıl kıyken.
Eğer istiğfar etseniz, eğer 70 mertte istiğfar etseniz ham Allah onların günahını keçirmeyin, münafıklar. Hazreti Umar radıyallahu anh şu ayetini aytıp Allah Teala 70 mertte günahını istiğfar bilen keçirip sonra seyzem Allah keçirmeydi degen ki o degen de Resulullah 71 mertte aytaman degen de. Çünkü kongül adamı bu genler. İmansız gitip alıştan havatır kıyanlar. Bunların yani sahabelerinden. Ubey ibn Selul ketken. Oğla etken ki ya Resulullah toninizi bilin şu bilen kefen kılayı degen. Resulullah keyti yaptı. Peygamber aleyhissalatu vesselam tonlarını yeçi bir genler. Uşa ton kızıl ton bu genler. Işte. Alıp Resulullah'ın tonları bilen uğraşken. Tabarruk bu mesele. He? Sahabe sorarsa aitmeydiler mi? Tonlu numara alakası var demeydiler mi? Yok degenler. Bir genler. Köyününge şunu genler. Demek buna kadar teberrükatlar var. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan koyan hadır geçi itip giden. Osmani halifeler bunu asragen. Türkiye'de var. Demek şundan kep çıkardı ki bunlar ne ki asragen ümmet ulamaları Resulullah'ın sözlerini köz karaçığı dek asragen. Köz karaçığı dek. Yani bir nasıl ayet koyayım. Hadisler içinde zayıf tokuma zayıf ki hadisli namlası buladı. Tokuma geplerini çıkarıp tokuma ekelliğini ulamalar ispatla bir yanı singeri buna kadar tabarrukatlarını ham tokumaları var. Evet. Karşifkaları var. Adamların içinde pul işleş için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bugün muhabbetimizden faydalanıp bunu suistimal kıladigenler var. Bunlardan ihtiyat buluşumuz gerek. Bardı işedim. O'yu mübarek bardı işedim. Kokanda, başka cahilerde buluşum mümkün. Fakat senedini konuş gerek bunlarda. Mescitlerimiz var. O'yu mübarek namında mescitler var. Çünkü mescitlerde bugün. Başkinde ya, Kokanda ya. Allah selamet kısın. Değil mi sevalımız kaldı? Ne bakıyor? Ya bizikilerden oraya yakışık yaptı. Bizi ahan geçme yaptı mı? Okey orasın. Bunu bidat deyip aytadı bunu. Bitti bu joylarda. Herkem o zikir işkireyi zikirdiydi. Bizli diyarlarda ben birinç günü kegende Araplar oturuyordu. Şuna ettim ben. Bizde urf. Urfta şuna kadar talim degen narsa var. İmam halka talim veren. Uz bir manada bu halkı cemaat halde üçleş sebeplerden biri bu. Uz aslında ama uzu kılıç gerek. Doğrusu hem şu. Tekini sorsunuz. Lekin bizde imam onu adamlarına talim sıfat eder. Bana namazdan ki şuna kadar okuladı. Dip çündürdü. Nime uçun bunu bizde kılıngen dese yukarıda etkenim. Bizde acem bugün adamlar. Dehkançılık, ticaret, başka narsa bilen şuurlengen namazdan ki neme zikir kılış gereği. Kitaptan okup organ almayın. Uşan için imam bunu örgetken. Bunu bitti muamması var. Uzi yakşı cemaat bulup hemmemiz kılışımız yakşı. Bitti muamması var. Adamlar bunu namazdan ki kılış şart de düşünün parışı muamma. Çünkü ona kadar şart yoktu. Bizge şartlar değil mi? He? İman keltiriş, namaz okuyuş, Ramazan rozasını tutuyuş. Şartlar malum hocam. Namazdan kim bu narsalarını kılış şart, bunu kımasa namaz namazga okşama yaptı degen itikat not doğru mu? Onu kılış gerek. Ama özü kılış gerek. Sünnet alalım. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazdan kim şunu şunu kılış gerek. Kol götürüp dua kılışımız gem karşı. Tışına kadar dedi. Katta var bu dedi. Zayıf hadis var. Zayıf eken de yaptı. Zayıf eken arkalamız mı diyor. Çünkü vacip demeyip biz de kolunu götürüp yüzünü sürtleştiğini farz demeyip biz. Faziletli amel diye biz. Doğru mu? Faziletli amel kılıp kabul kıla uğramız biz. Bunlar onu bidat deydi. Yüzüge sütlemeydi. Uşan için ne kılamız? Özümüz kıla uğramız hazırca. Biz imamlarımız uçsa zikir kılı yaptı. Lekin itikaden şuna kadar kılı şart degen çünçege barıp kamasık gibi. İmamlar gergeşe uğramız. Zikir kısa, tasbih etse. Bütteki imamlarını hem koruyun namaz okuyan zatı arkaya karavalı yaptı. Demek ki uşan zikir kılı yaptı ular. Hem de özü kılış gereği ligi uçun da kılı yaptı. Uşan da siz kılavurun özü izlem zikirle.
Namazdan keyin Qur'on qiroat qilib qo'yamiz biz. Nimaga? Qur'on qiroatidan keyin qilingan duodan umidimiz bor. Lekin aksar holatda unaqa narsa bo'lmagan. Hadislarda yo'q-da, bular shunaqa deydi. Hadisda yo'q-ku deydi. Hadisda namozdan keyin yo'q-u, lekin bor-ku Qur'on o'qishlik. To'g'rimi? O'shandan qilamiz. Bizki ta'lim. Bizni diyorlarda Qur'onga bo'lgan muhabbat boshqa joyda topilmaydi. Mana hozir o'zlari e'tirof qiladi. Makkada, Madinada Haram sharifdan boshqa joyda Qur'on xatm qilinmaydi. Bizni O'zbekistonda qaysi masjidda Qur'on xatmsiz? Hamma masjidda Qur'on xatm qilinadi. Hamma masjidda 2000 qancha masjidimiz bor, hammasida xatm bor hozir. Bu barakat bu, bizni bo'lgan Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz. Haramda ham 10 rakat o'qiyapti namoz. Bizde 20 rakat o'qiymiz. To'g'rimi? O'shaning uchun bunaqa narsalarni o'zimizni g'animatimiz, boyligimiz sifatida amal qilaveramiz. Bizni urfimizdan, an'anamizdan qolgan narsalar bular. Bularga tiqishtira olmaymiz. Chunki bularning o'zini an'anasi bor. O'zini qadriyati bor. Bizda o'zimiz qilaveramiz buni. O'zimizni diyorga borganda imomlarga ergashaveramiz. Turib chiqib ketib qolishlik o'sha majlisni ilmiy majlisga behurmatlik deb sanaymiz buni biz. Lekin buni farz degan e'tiqoddan, shart degan e'tiqoddan xoli bo'lishimiz kerak. U shart emas o'zi. Shart emas degani qilmasa bo'laveradi degani-yu, lekin men qilmang demayapman. Qilavering, lekin shart degan e'tiqoddan qutuling. Gunohni qilish insonni nima qiladi? Gunohkor qiladi. Gunohni qilsa bo'laveradi deyish kofir qiladi. Gunohni. Masalan, aroq ichgan odam gunohkor bo'ladi. Bir odam aroq ichmaydi-yu, aroq halol desa kofir bo'ladi. Qilayotgan amalingiz sunnat amal, uni shart desangiz gunohkor bo'lasiz. Tushundingizmi? Alloh ham nasib. Aha. Yo'q, haramda xatm qiladi. Kechqurun tahajjud o'qiyapti hozir. Mana oxirgi 10 kunlikda tahajjud boshlandi. Shu tahajjudda qolganini yetkazib oladi. Ha, yetkazib oladi. Aha, ha. Tahajjudda kim o'qiydi? Yo ozgina ozgina olinmaydi, o'sha soch bo'lmasa shunda ustalarni yurg'izib qo'yiladi. Ha, hamma joyda yurg'izib qo'yiladi. Bo'ldi, yurg'izib qo'y, muammosi yo'q. Yo zarar yo'q. Bu qilavering. Uch rakat o'qiydi o'zi. Ha. O'shani avval ham aytdik biz. Hanafiy mazhabiga muntasib bo'lgan biz boshqa mazhab ulamolari ijtihodiga iqtido qilsak bo'ladimi? Muxtasar miqyosda bor bu. Muxtasarda aytadiki, iqtido qilaveramiz. Ular qo'l ko'tarib duo qilganda qo'limizni ko'tarmasdan qo'lni tushirib turamiz. Ular salom berganda salom bermaymiz. 2 rakatda ular salom beradi, biz salom bermay turamiz. O'rnidan turganda turamiz. 3-chi rakatga ular yangitdan iqtido yangitdan boshlaydi, biz iqtido qilib davom ettiraveramiz. Ular ham o'zi asli 3 rakat o'qiydi, faqat 2 marta salom bilan o'qiydi. 2 rakatdan keyin salom beradi, yana turib 1 rakat o'qiydi. Biz o'shani 3 rakat qilib o'qiymiz. Iqtido qilaveramiz. Hop. Sadaqat qilib olsin. Sadaqat. 6-5 riyalmi shunaqa sadaqat qilib olsa bo'ladi inshaalloh. Hop. Boshqa savol yo'qmi deyman? Yo'q, boshqa tavoflarda ihrom kiyim kiyish shart emas. Oddiy kiyimdan bo'laveradi. Faqat umra qilayotganda ochiladi yelkani. Yelkani ochishdan maqsad o'zi aslida.
Medine'de yürüyen sahabeler Mekke'ye 10 yıl, 12 yıl diye kayıt edilmişken de. Elbette müşrikler bugün. Ular Medine'nin havası yomorroq, bular zayıf bo'lib ketdi. Küçük kamayib qolgan bularni degan gapi bo'lgan. O'shani oldini olish uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam yelkani ochib, pahlavon yurishda yurishlikka buyurganlar. Dushmanning ko'zini o'ngida musulmon odam baquvvat ko'rinish kerak. Bu mumkin shu. Mana shundan bu. Va arablar asosan shunaqa narsalar bilan faxrlanardi. Ko'p ovqat yeyish, ko'p xotin olish, otda chavandoz baquvvat ekanligini maqtanardi. Arablarda shunaqa odat bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu odatlariga biz ham baquvvat ekanligimizni ko'rsataylik deb aytganlar. O'shani qilinadi. Sabab bilan bo'lgan keyinchalik ibodatda bu joriy bo'lib qolgan. Buni amal qilamiz. Xo'p. O takbir jahri qilasiz-ku. O'shanda niyat qilgan bo'lasiz. Xo'p. Xatim bor ekan-a? Ikkita xatimlarimiz bor. Xatimlar bor ekan. Xatimni sag'ir qilib duo qilamiz bo'lmasa. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين Parvardigara kılingen sohbetlerimizden hata, noksan, kemçiliklerimizden afu kıyın. Kabul ameller katarı da kabul kıyın. Kılingen hatmi Kur'anlarını parvardigara dergahında kabul kıyın. Hatmi Kur'anlardan kıyın, ilmi sohbetlerden kıyın. Kılingen dualarını icabet umidi de özünden yalvarıp sorayımız. Parvardigara imanlarını salamet kıyın. Özünge ibadet kılıçligimizge güç kuvvet, tevfik ata kıyın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine muvafık hayat geçirişimizde tevfik vergin. Bu hadislerine hizmet kılgın sahabelerden özün razı bulgun. Onların şagirdlerinden, tabi'in, tebe'i tabi'in, ta bugünge kadar, ta kıyametke kadar dinine hizmet kıladigen ahl-ı sünnet vel cemaadan özün razı bulgun parvardigara. Dualarımızı icabet kılgın. Parvardigara bütün dünyadaki mazlum Müslümanlarına özün yordam vergin. Hasaten bu şarkı Türkistan'daki, Falastin'daki Müslümanlarımızga özün kömekçi bugün yordam bergin. Zalimlerge özün kifaya kıgın. Fitne uruglarge özlerini muktala kıgın. Onların saflarını parakende kıgın. Kalplarını tefrikali kılıp kıgın. Müslümanlarge kılıyetken fitnelerini Allah-u Teala özlerini başlarge bela kıgın. Parvardigara dua ümidi de bugün. Berçe dua göylerini Allah-u Teala dualarını icabet kıgın. Farzand talablarga farzand ato qilgin, qarzdorlarga najot, bemorlarga shifo bergin, talaba ilmlarga Alloh taolo foydali ilm bergin, ahli bid'atga Alloh taolo o'zing insof bergin, agar insofga loyiq bo'lmasa o'zing ularga kifoya qilgin, musulmonlarni yomonotlik qilayotgan xavorij jamoalarini xurujidan Alloh taolo bizlarni barchalarimizni asragin, dinimizga bo'lgan bu zararlarini o'zing bartaraf qilgin, parvardigoro ahli ilmlarimizni tiriklarini qilayotgan xizmatlarga barakot O'tganlarni rahmatingga olgin, ulardan qolgan ilmiy merosni qiyomatga qadar sadaqa-i joriya bo'lib qolishiga o'zing ko'makchi bo'lgin. Duolarimizni ijobat, bittaga birodarlarimizni qilgan umralarini qabul qilgin. Ramazon sharifda qilingan umra Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan qilingan hajga teng. Alloh taolo mana shu ajrlardan barchamizni o'zing musharraf qilgin, bu ajrlardan bahramand qilgin. وصلى الله وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم 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 السلام Maşallah. Aleykümselam. Yaxşı mısınız? Salam aleyküm. Maşallah. Yaxşı mısınız? Kazakistan'daki brotherlarla yaxşı mı? Salam aleyküm. Yaxşı mısınız? Gelin. Gelin bana ben koyayım. Uşan'a turmaya Türk var. Aslında şu şartta. Yine kim düşerdi? Gelin. Yine kim düşerdi? Oldu mu? Rahmet. Özür dilerim sana. Kazakistan'daki buradan ne yaşam almaz? Biz namazı salam ettiler. Sağ olun. Gelin. Aleykümselam.